fazla. Biz burada daha çok öveceğimiz sporcular var, daha iyi sporcular var. Demek ki Tahir de onu tanıyor, onu yazmış. Olabilir, normaldir o da. Evet, Tahir Şaymanoğlu'nun da şu ana kadarki Thai box, Thai kickbox kariyerine bakarsak Asya şampiyonluğu var ve biraz da artistik hareketlerle Tahir Şaymanoğlu seyirciyi gaza getirdi. Seyirciden biraz tepki aldı ama her iki sporcu da, Hasan Fahri Şen de Tahir Şaymanoğlu da ikinci roundda bayağı bir ölçüyorlar birbirlerini. Hamle yapmaktan kaçınıyorlar. Sanıyorum bu ölçünün ardından sağlam nakavt getirebilecek bir hamle gelebilir. Sayın Cem Arslan, ben burada organizatör olarak aslında taraf tutmamam gerekiyor ama yine de dayanamıyorum. Siz yorumcu olarak istediğini söyleyebilirsiniz ama tabii ki ringde bir Türk sporcu varken insanın gönlü biraz da kayıyor. Yani biz Türk insanız, duygusal insanlarız. Aynen öyle. Sakin kalmak mümkün değil. Dikkat ederseniz Tahir Şaymanoğlu'nun sağ bacağı kızarmaya başladı. Az sonra her an inebilir aşağı. Evet, bir denge problemi de görüyorum Tahir Şaymanoğlu'da. Ringe sanki sağlam basamıyor gibi ve bu arada bacaktan, bir bacaktan kaynaklanıyor. Sağ bacağından çok darbe aldı. Hasan sol bacağından, Tahir sağ bacağından çok kötü darbeler aldı. Kızardı. Üzerine basamıyor. Hasan bu işin ustası olduğu için artık alışık bunlara. Çok iyi çalıştırdık onu. Evet, ama tekme ve yumruklardan ziyade denge unsurunu konuşuyorsak Hasan Fahri Şen'in bir üstünlüğü olduğuna şahidiz şu anda. Dengede Tahir Şaymanoğlu'nun bazı problemleri var. Esasında sağlam bir dengeyle ayakta kalabilecek vuruşları biraz ağır alıyor. Her an bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum şu andan itibaren. Çünkü karşı taraf sizin dediğiniz gibi Sayın Cem Arslan iyi basamıyor, ringe iyi basamıyor. Her an bir sürpriz olabilir. Hasan her an bir sürpriz yapabilir. Çünkü Hasan sürprizlerle dolu. Evet, Hasan sürpriziyle şahane bir uçan tekme diyebilir miyiz buna? Yarı uçan tekme diyelim. Yani. Yarı uçan ama evet, bir bir çengel atışla da Hasan bak bir sürpriz puan oldu toplayan, şu anda. Evet. Sert gelmiş olsaydı Hasan yatabilirdi. Evet, Hasan puan aramaya çalışırken rakibin de çok da boş olmadığını bu hamleyle biraz anlamış oldu. Biraz taktik değiştirmesi lazım gibi geliyor bana. Sayın Cem Arslan, gerçekten rakibi çok iyi çalıştı. Son bir ay boyunca sürekli telefon geliyordu. Arıyorlardı arkadaşlar. Rakibi gerçekten müthiş hazırlandı bu maça. Ve yine de sürpriz olabilir. Sevgili Cevdet Hocam, Hasan'ın rakipten gelen